hanımsa beyimizin neyse kalır. Hanımlar size bir müjde vereyim mi? Kocalarının sırtından krallar gibi yaşayacağınız, ahiretin kraliçesi olacağınız bir müjde vereyim mi? Hazreti Ebu Bekir'le yan yana aşık atacağınız, Ebu Bekir'den belki bir an evvel önce cennete gideceğiniz. Güzel bir örnek. Müslüman kadın namusunu korur, namazını kılar, orucunu tutar, varsa paracığı kendisine özel haccını, zekatını, bir de diyor kocasını elinden geldiği kadar mutlu ederse, aynen Ebu Bekir Sıddık gibi cennetin dilediği kapısından gider. Bize de aynı avantaj var. Hanımlar avantajlı, biz de fırsatlıyız. Cephemiz var, camimiz var, sosyal hizmetlerimiz var, var oğlu var. Erkekler de kazansın inşallah, hanımlar da kazansın. Dünyanız tebessümlü, ahiretiniz kahkahalı olsun. Dünyada tebessüm üreteceğine geçemeyiz. Dert büyük ya. Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu, Myanmar, Arap Baharı'nın İsrail'e dönüşümü. Vay, imanını kaybeden insanlar, namusunu kaybeden insanlar. Çok dünyada kaos var, kriz var, kargaşa var. Allah burada tebessüm nasip etsin. Bitti benden söylenecek kadar. Müstakbel-i Ramazan bugün son gününüz. Son çarşambanız. Haftaya çarşamba oruçlusunuz. Niyet edin. Bu hanımefendi eğer Ramazan'a bir program sunsaydı, şimdi tüm Ramazan'ı cebinde olacak. İnşallah sunmuştur. Tüm orucumu tutacağım. Teravihimi kılacağım. Şu kadar limitle fitremi vereceğim. Mukabelem de, hatmim de şu olacak. Gariban ülkelere şu kadar kumanya göndereceğim. Şimdi Mehmet Bey diyor ki, Handan Hanım benden daha cömert, benden daha hayırsever, açılımlı bir hanım. Allah yolunda.